Merhabalar bugün Tonguç sonsuza giden serileri yani sonsuza kadar giderse bunların toplamı gerçekten oluyor mu olmuyor mu anlayacağız. Bence gidemezler hocam sonsuza kadar. <laughs> Nereye gidemezler? Her şeyin bir bitişi var. Her şeyin bir sonu var diyorsun. Tonguç eğer şöyle bir ifade bak 1, 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü kaç gelir bundan sonra sence? 1 bölü 8. Bravo 1 bölü 16 bu şekilde ilerleyen bir ifade varsa bu sonsuza kadar giderse bunun toplamı belli bir sayı edebilir Tonguç. Edebilir. Çok acayip bir şey. Ama şöyle bir ifade olursa mesela 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı. Bunların toplamı sence ne eder Tonguç? Bunların toplamı 5 eder hocam. E lan, rahatsız mısın? 5, 6, 7 sonsuza evet, kadar pardon. gidiyor. Sonsuz, sonsuz eder. eder. Sonsuz eder bunun toplamı. O kadar Aa. büyük bir şey çıkar ki. E veya eksi 3 e, artı, eksi 4 artı, eksi 5 artı pıt pıt, devam eder. Sonsuza kadar giderse ne olur Tonguç? Eksi sonsuz. Eksi sonsuz, sonsuz derdi. Ama bazen Bunlar sonsuza kadar giderken sonsuz olmuyor. Mesela buradakiler gibi. Eğer e, şöyle bir tane paradoks var hatta hatırlatayım sana. Bir tane ok var tamam mı Tonguç? Çok matematikte çok bilinmesi gereken bir paradoks bu. Şurada bir tane hedef var tamam mı Tonguç? Oku evet. hedefe saplamak lazım. Diyor ki adam e, paradoks olarak diyor ki ok diyor her seferinde gideceği mesafenin yarısını gidiyor. Kalan mesafenin yarısını gidiyor diyor. İlk başta mesela bu yarısını gitti ya. Sonra bu yarısını gitti değil mi Tonuç? Bu kalan mesafenin de yarısını gidiyor. Sonra kalan mesafenin de yarısını gidiyor. Ondan sonra kalan mesafenin de yarısını gidiyor. Sence ok hedefe varır mı diyor Tonuç? Hiçbir zaman varamaz ki. Değil mi? Bu paradoks. Neden? Çünkü o her zaman kalan mesafenin yarısını, yarısını, yarısını hiçbir zaman tamamlayamaz. Aa Doğru. Anlaştık mı? Yani işte biz bu ifadelerin, tamamlayan ifadelerin çözüm için matematikte bir e, çözüm uydurmuşuz. Buna demişiz ki S sonsuz, yani sonsuza giden serilerin toplamını geometrik olması gerekiyor, unutmayalım. A1, yani ilk terim, çarpı 1 bölü 1 eksi ortak fark olarak yapmışız. O da nereden çıkıyor? R'nin 1 ile 0 arasında olma şartından çıkıyor. Bu şarta göre biz bunu söyleyebiliriz. Şimdi normalde normalde Sn dediğimiz zımbırtı A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R değil mi Tomuç? Evet hocam. Sonsuz yazarsan buraya burası sonsuz olmaz mı? Yani R üzeri sonsuz. Demek ki sıfır çıkıyormuş. Çünkü burada yok. Dikkat ettin mi? Evet hocam. Bak 1 bölü 2 değil mi buradaki ortak fark? Ortak çarpan özür dilerim. 1 bölü 2 üzeri sonsuz sıfırdır. İşte bu ifade buradan çıkıyor. Şimdi hemen bunu yapmaya çalışalım. İlk terim ne bunun Tonguç? 1. 1 çarpı. 1 bölü ortak çarpanı ne Tonguç'cum? Ortak çarpanı 1 bölü 2, 2 ile çarpılıyor. çarpılıyor. Her seferinde Doğru. 1, 1 bölü 2. 2 1 bölü. 1 bölü. Doğru. O zaman cevabımız neymiş Tonguç? Bu 1 eksi 1 bölü 2 1 bölü 2'dir. Ters çevirip çarpılırsa 2 eder. 1 çarpı 2'den cevabımız 2'ymiş olmuş. Demek ki bunların toplamının hepsi aslında 2'ye denkmiş olmuş. Anladım hocam. Yani ilk başta bir, bir, kısmına gitti. Sonra yarısını, sonra yarısını. Demek ki 2'ye kadar ulaşıyormuş um. Anladım. Peki 10 metre yüksekten atılan top. Her zıplayışta bir öncekinin 2 bölü 3'ü kadar zıplıyor. Bu topun aldığı yol ne kadar ediyor? Şimdi hemen bir tane soru bak. Bu 10 metreden bırakılmış değil mi? Evet hocam. Sonra bir çıkıyor. 5. Yok çıkmıyor. 2 bölü 3'ü kadar çıkıyor Tonguç. Ha, o zaman 10'un 2 bölü 3'ü 10 çarpı 2 bölü 3 kadar çıkıyor. Tamam mı? Evet. 10 çarpı 2 3. Bir de o kadar iniyor. Değil mi? O zaman ilk başta aldığı yol 10'du. Artı. İkinci defa aldığı yol bir çıktı bir indi. Yani iki tane 10 çarpı 2 bölü 3 kadar yol aldı. Doğru. Artı. Ondan sonra burada bu 10 çarpı 2 bölü 3'ün de 2 bölü 3'ü kadar yol alıyor. Doğru. O zaman 2 iki defa alıyor tabii bunu. 10 çarpı 2 bölü 3'ün karesi. Hı. Tamam mı? Çünkü 2 defa 2 bölü 3 çarpılıyor. Artı 2 defa yine 10 çarpı 2 bölü 3'ün kübü böyle ilerliyor. Anladım Dikkat edin Bak tekrar ediyorum. Burası birazcık karışık anlamak için. İlk başta 10 gitti ya. Tamam eyvallah. İlk gittiği mesafe. Sonra zıpladı. 2 bölü 3'ü kadar zıplarsa onun 2 bölü 3'ü 10 çarpı 2 bölü 3 eder. Yani 20 bölü, ya yani 2 bölü, 10 çarpı 2 bölü 3 kadar yol aldı. Evet. Bir bu kadar gitti bir de geriye düştü. Aldığı yolu soruyor ya. Gidiş geliş toplam 2 defa 10 çarpı 2 bölü 3 aldı. önemli yani. Artı bir defa daha 10 çarpı 2 bölü 3'ün bu sefer 2 bölü 3'ü kadar. Yani 10 çarpı 2 bölü 3'ün karesi kadar yol aldı. Ama bunu 2 defa yaptı. Ondan sonra bu şekilde devam eden ve sonsuza giden bir seriden bahsediyoruz değil mi? Evet. Tonguç evet. bak mantık olarak bu 10'u bir dışlayalım. Neden? Çünkü iki defa yapmıyor bunu. 10 artı diyelim. Tamam mı Tonguç? Evet. Ondan sonra bunların hepsinin içinde 2 yok mu Tonguç? Doğru. O zaman 2 parantezini alalım. Ve hepsinin içinde 10 yok mu Tonguç? Ve 10 parantezini alalım. Ne kaldı geriye? 2 bölü 3 artı 2 bölü 3'ün karesi artı 2 bölü 3'ün üçün 3. kuvveti artı pıt pıt devam ediyor mu Tonguç? Evet hocam. Şimdi bu ifadenin ilk terim nedir Tonguç'um? 2 bölü 3 çarpı 1 eksi pardon 1 bölü değil mi hatırlıyor musun? Formülümüz neydi? Onu da hatırlatayım şimdi. Sonsuza giden, seri, giden serilerin formülü şuydu. A1 çarpı 1 bölü 1 eksi R'ydi Tonguç. O zaman A1 yani 2 bölü 3 sadece buna bakıyorum bak evet. 1 bölü 1 eksi ortak çarpanı neydi? 2 bölü 3 değil mi? Evet. Hemen bunu çözüyorum. Bak 2 bölü 3 çarpı 1 eksi 2 bölü 3 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3 ters çevrilip çarpılsa 3 bölü 1 olur. Yani 3 bölü 1. Ondan sonra cevabımız 2 çıktı. Demek ki bu ifadenin toplamı 2'ymiş olmuş. Anladım hocam. E, 10 çarpı 2 20. Bir de 2 ile çarp 40. 40 artı 10 da 50. 50 de Anlaştık mı? Anladım. Zor ve önemli bir soruydu. Bundan sonra bir daha top zıplatırsam 2 olsun. <laughs> Karelerin çevresi, çevreleri toplamı nedir demiş. Tonguç bir kere şunu unutmayacağız. Burası bu koskocaman bir kare. Bunun içinde bir tane daha küçük bir kare var. Ondan böyle sonsuza kadar gidiyor Tonguç. Tamam Paradoks. Paradoks değil <laughs> Şimdi bak burası 16 ya Tonguç. O zaman burası 8 8 değil midir Tonguç? Um? Evet hocam. O zaman 8 8 ise 45 45 90 üçgen burası 8 kökü olmaz mı Tonguç? Evet hocam. Süpersin. Peki burası 8 kökü ise burası 4 kökü değil midir? Burası 4 kökü değil midir? E 4 kökü 4 kökü'den. Kökü ile çarparsak 4 kere kökü çarpı kökü'den 8 olmaz mı Tomuş? Şurası da. Evet hocam. E burası 8 ise burası 4 4 olmaz mı Tomuş? Doğru. Hep böyle burası 4 ise burası 4 ise burası, burası 4 kökü olmaz mı Tomuş? Bak dikkat et. Çevreleri toplamını soruyor ya. Şimdi ilk çevreyi yapalım. 4 tane 16 değil mi? Evet. Bunun doğru. 16 değil de 4 tane 16. Artı. E, i̇kinci çevreye bakalım. Şu karenin çevresi. Bir tane kenarı 8 kök 2 evet. 4 tane 8 kök 2 artı. Ondan sonra içindekine bakalım. Bunun bir kenarı 8'di. Evet, o zaman tane 4 8. tane 8 artı p p p p p devam ediyor değil mi evladım? Evet hocam. Şimdi hepsinin içinde e, ne, nasıl, ne var ona bakalım ilk başta. İlk başta 4 var o kesin. 4 parantezini alalım Tonguç. Ondan bir kurtulalım. Ondan sonra 16 artı 8 kök 2 artı e, neydi ondan sonra? 32. 8 artı böyle devam eder değil mi? Evet. Bak hepsini 4 parantez aldım. Parantez aldığımız dört Sonrasında şunu yapıyorum Tonguç. Bak bununla bunun arasındaki ilişki ne? Bunlar çarpılarak ilerliyor aslında. Neyle çarpılıyor? Bak hemen bulabilmek için ne yapıyorum? 8 kök 2'yi 16'ya bölüyorum. Pıt pıt sadeleşti. Işte, kök 2 bölü 2 kaldı. Demek ki her seferinde kök 2 bölü iki ile çarpılıyor. İstersen deneyelim. 16'yı kök 2 bölü 2 ile çarparsam ne olur Tonguç? 8 kök olur. Değil mi? Evet hocam. Peki bunu da kök ki bölü 2 ile çarparsam kök çarpı kök ki 2 eder. 2 bölü 2'den 8 olur. Hep kök ki bölü 2 ile çarpılıyor. O zaman ortak çarpı neymiş Tonguç'cum? kök ki bölü 2'ymiş. Anlaştık evet, mı? Anlaştık. Şimdi artık sonuna geldik. S sonsuz neydi? İlk terim. 16 çarpı 1 bölü 1 eksi neydi Tonguç'um? ortak çarpan yani kök ki bölü 2'ydi. Hemen bunun paydasını eşitlerim. Ne çıkar evladım? 16 bölü e, 2 eksi kök 2 bölü 2 çıkar. O da ne eder biliyor musunuz? 32 bölü 2 eksi kök 2 çıkar. Bir de bunu nereye çarpacaktık? 4 e çarpacaktık. O zaman cevabımız 128 bölü 2 eksi kök gelir. öyle. hocam. Evet karışık sorular ve ee, ama LYS yaklaşıyor. Bu tarz soruları hocam, çok iyi bilmesin. Çok bilmelisin. sağ olun hocam. Ya. Yani. LYS, gerçekten kafayı buluyorum videolarla. iyi oluyor. Kendime iyice öğreniyorum hocam. İyi öğrenmesin Arda da ve... bol soru çözüyorum. Evet arkadaşlarım videoları paylaşman gerekiyor. Tonguş Akademi.com'da bütün videolar daha detaylı. Artık zor sorularla ve e, iyi yöntemlerle soruları, konuları göstereceğiz sana. Sağ olun Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım.